merhabalar, bir yeni ay videosuyla yine haftaya başlıyoruz. Şimdi 1 Ağustos'ta bir yeni ay yaşayacağız ve bu Aslan Burcu'na gerçekleşecek olan bir yeni ay olacak. Tabii ev sahibi Aslan Burcu. Bu da nedir? Biraz böyle göz önünde olmayı, kendini göstermeyi, ortaya koymayı ve tabii bunları yaparken de biraz sırtın sıvazlanmasından, alkış almaktan hoşlanmayı gösteriyor aslında. Tabii bunun bir de gölge yanı var. Gölge yanı da nedir? Her burçta vardır. Her burcun bir gölge yanı vardır. Aslanın gölge yanı da aslında biraz ego, kibir, gösteriş, biraz da müsriflik vardır. Şimdi Aslan Burcu liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, hani böyle sanatçıları, yönetmenleri, organizatörleri, reklam sektörünü, mimarlık, iç dekorasyon, kuyumculuk gibi daha birçok konuyu aslında temsil eder. Ve oldukça iddialı, enerjik, ben merkezciliğin biraz parladığı, kolaylıkla risk alındığı, ne duyguların ne de düşüncelerin pek anlaşılmadığı, dolayısıyla da şartları doğru analiz etmenin ve organize olmanın zor olduğu bir yeni ay yaşayacağız maalesef. Şimdi Aslan Burcu'nun sembolize ettiği konularda yeni gündemler oluşacak anlamına geliyor. Ve yeni ayda Venüs ve Mars da bu burçta yer alıyor. Yeni ayda Venüs ve Mars eşlik ediyor. Biliyorsunuz Venüs iyicil bir gezegen. Aşkı, güzelliği, şansı, parayı temsil eder. Jüpiter de üçgen bir açı yapıyor. Jüpiter de eşlik ediyor. Bir silisyum var sonuçta bu yeni ayda. Üçgen bir açı yapıyor. O da para gezegeni, şans gezegeni. Doğal olarak aslında var ya oldukça destekliyiz. Ha bir de Şiron var arada. O da bir üçgen açı yapıyor. Ki üçgen açı iyi bir etki sunar. Şiron da şifa gezegeni. Hayatımıza iyi gelecek. Birçok yenilik olacak hayatımızda anlamına geliyor aslında. Biraz şifalanacağız. Aslan zaten önde olmayı, parlamayı seven bir burçtur. Tüm bunlar birleşince şifalanmamız işte buradan kaynaklanacak gibi aslında duruyor. Artık lütfen geri planda asla ve asla durmayın. Size önde olmayı teşvik eden bir gökyüzü enerjisi var. Siz de önde olarak şifalanın. Çünkü cesaretiniz çok yüksek olacak. Atılım yapın hayatlarınızda. Bu arada Uranüs'ü unutuyordum neredeyse. Uranüs bir kare açı yapıyor. Biliyorsunuz Uranüs bir değişim gezegeni. Yani bizlere köklü değişimler yaptırabilir. Belki de daha önce asla yapmam dediğiniz birçok şeyi kendiniz yaparken bulabilirsiniz. Aslan yeni ayında kişiler kendiyle ve en yakınlarıyla ilgili konularda daha fazla haşır neşir olurlar. Bu dönemde öyle olacaklar. Ve bu sağlıktan tutun da dış görünüşe kadar, motivasyona kadar, karakterlerimize kadar her şeyde o kadar etkili olacak ki. Aynı zamanda anne, baba, çocuklar, hukuk konuları, yüksek öğrenimler, yabancılarla ve yurt dışı ile ilgili tanıtım faaliyetleri bu konularda ana başlıklarımız olarak aslında bir anda karşımıza gelebilir. Sadece atılım yapın evet ama gereksiz yere de lütfen risk almayın diyorum. Sadece buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Fark edemediğiniz ya da görmezden geldiğiniz belki de başka zamanlar dediğiniz, kendiniz adına önemsediğiniz, size değer katacağını düşündüğünüz girişimler içinde çok farklı fikirlere, yöntemlerle çok önemli gelişmeler kaydedilebilir. Başlangıçlar yapabilirsiniz. Çünkü Uranüs var devrede. Bu bize birazcık devrim yaptırabilir. Değişik fikirler, değişik düşünceler bunları bizim önümüze çok rahat aslında getirebilir. Hedeflerde, statülerde, ailevi ilişkilerde ani gelişen olaylar da gözlemlenebilir. Tabii Ağustos'un 5'inden sonra böyle daha rahat hareket edebiliriz. Çünkü 3 Ağustos'ta artık Merkür düz seyrine dönmeye başlıyor. Bu da bize birazcık avantaj katacak gibi duruyor. Hayatınızın muhasebesini yapmış ve buna yönelik iyileştirici adımlarla bütün bu konularla ilgili sizi yaralayan konulara el atabilirsiniz. Bu dönem içerisinde lütfen benim gibi NLP uzmanlarına, meslektaşlarımın yanına gidin. Aile dizilimleri yaptırabilirsiniz, bilinçaltı kodlamaları yaptırabilirsiniz. Hayatınıza hani korktuğunuz, korkulacak şeyler varsa
onlarla çok rahat yüzleşebilirsiniz. Yüzleşin. Çünkü Chiron müthiş derecede destek olacak. Yaralandığımız her konuyu iyileştirme şansını bize veriyor gökyüzü bu sefer. Bu arada kalp damar tansiyon hastalıklarına dikkat edin. Tabii bunun yanında bir de kemikler, diş, iskeletinizle alakalı sorunlar da biraz sıklıkla gözlenebilir. Aslında bu yeni ay hepimizi bir testten geçirecek. Bu testin adı ne biliyor musunuz? Samimiyet. Samimiyet testinden geçeceğiz. Hele Oğlak Burcu'ndaki ay tutulmasının hemen ardından gelen bu yeni ay, işte bu ay var ya, oldukça hayat değiştirici etkiler taşıyor anlamına geliyor. Güçlü, çok güçlü yeni adımlar atmanın ve kararlar almanın, inanın bana, başlangıcındayız. Şimdi böyle kısa bir bilgi verdikten sonra bakalım burçlarımız nasıl etkiliyor. Burçlarınızı lütfen yükseleniniz başta olmak üzere kendi burcunuz ve ay burcunuz olarak dinlemeyi unutmayın. Bu arada çok yoğun gelen bazı mesajlar var. İşte bizim kuzey düğümümüz ne anlama geliyor? Bu bizim aslında biraz kadersel yönümüzü anlatıyor. Yani ruhsal durumlarımızı anlatıyor. Ve herkesin ruhsal astrolojisindeki burçları çok farklıdır. Mesela ben kendi aileme baktığımda biz üçümüzde, yani iki çocuğum ve ben de ruhsal astrolojide koçuz. Yani aynı hayat amacı, aynı hedefleri beraber bir arada deneyimleyerek bu hayatta kendimizi geliştirmek için toplanmışız. Bundan sonra zaten kuzey düğümlerimizdeki bu kadersel dönüm noktalarımızla alakalı burçların çekimlerini yapacağım. Hani hangi özelliklerinizi geliştirmeniz gerekiyor, bırakmanız gerekiyor ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onları anlatacağım. Ve tabii ki önemli olan, siz doğum haritasını açarak bunu bulamayabilirsiniz. O yüzden doğum tarihlerine göre bu burçları bulmak da kolay. O doğum tarihleriyle beraber, o listeyle beraber size yayınlayacağım bir video çekeceğim. Umarım hepimize şu dönemde, yeni ay döneminde şifa olur. Çünkü ruhsal astrolojinizdeki kuzey ve güney düğümlerinizin etkileri üzerinde çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar. Şimdi sevgili koçlar, yeni ay sizin 5. evinize gerçekleşiyor ve onun üstünde etkisini alıyorsunuz. Bu da size aslında sürpriz bir aşk gelebilir anlamına geliyor. Bu yeni ayda sizlerin aşk ve romantizm alanınızda yer alacağı için bu yeni ayda ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar yapmanız o kadar kolay olacak ki. Hani böyle aşka yeni bir bakış açısıyla bakmak, ilişkide size daha fazla neşe, daha fazla eğlence, romantizm, sadakat ve güven verecek olan, bakın altını çize çize söylüyorum, neşe, eğlence, dürüstlük, sadakat, güven, bunlara verecek insanlara hayatınıza yer vermek isteyeceksiniz. Ya da şöyle söyleyeyim, var olan bir ilişkiniz varsa bunu sağlamak, bütün bunları sağlamak için neler yapabileceğinizi düşüneceksiniz. Hatta hobileriniz ve sanatsal faaliyetleriniz de inanın bana bu dönemde biraz daha fazla dikkatinizi çekecek. Sevgi, aşk, romantizm birliktelikleriniz, hobileriniz, yaratıcılığınız, bütün bunları ortaya koyma ve çocuklarınızla ilgili konular biraz gündeminizi meşgul edecek gibi duruyor. Şimdi yeni ay yetenekler ve becerilerinizi ön plana çıkartacak. Dişi ve erkek, her neyseniz, kadın ya da erkek, çekiciliğiniz yüksek olacak, çok olumlu etkileri de alıyorsunuz aslında. Ancak aşkta ve parasal konularda hızlı kararlar vermeyin lütfen. Her şey çok hoş gibi görünebilir bu dönemde gözünüze ama bazı ufak tefek sürprizler de canınızı sıkabilir. Sakin ve aklı başında olmanızda bu dönemde yarar var diye düşünüyorum. Şimdi yeni ayın özünde aslında ne var biliyor musunuz? Biraz ego. Ego önde olacak. Şimdi 5. ev çocuklarla ilgili de bir ev aynı zamanda. Bu da yeni bir hamilelik haberini size getirebilir anlamına geliyor. Tabii çocuklarınızla ilgili ani değişimler de söz konusu olabilir bu dönemde. Kimi koçlar yüksek böyle eğitim alma kararları alabilir. Bir kısmınız bazı inandığınız şeylerin uğruna mücadeleler vermek isteyebilir.
duygular ve istekleriniz. İnanın bana, aynı yerde eritmeye başlayacaksınız. Duygularınızı ve isteklerinizi, arzularınızı harmanlayacaksınız. Ve 11 Ağustos tarihine kadar da daha böyle ailevi konular, daha yerleşim yerlerinizle ilgili değişimlerin üzerinde durduğunuz bir dönem. Hani bize olumlu yeniliklere iten arzular var ya, işte bu arzularla geçmişe bağlayan, alıştığınız düzene kitleyen o engeller arasında bir tercih yapmanız gerekecek. Geçmiş veya bugünümüz. Ve günde, şimdiki anda kalmaya özen gösterin. Ve geçmişte yaşamış olduğunuz o travmalarınızla yüzleşmek için de çalışmalar yapın. Gönlünüze yeniye yer açın lütfen. Burada sadece sabırsız, gururlu, öfkeli davranmayın. Çünkü böyle davranırsanız pek kazanamayacaksınız. Ama davranmadığınız sürece inanın bana ilişkilerinize kazanacağınız kesinlikle ve kesinlikle %100. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar. Şimdi dördüncü evinize gerçekleşecek bir yeni ay yaşayacaksınız. Yani ev, emlak gibi taşınmazlar, aileler, atalar, kökleriniz gibi, babanız gibi, mülkler gibi, çocuklarınızın hani başkalarından gizlediği şeyler gibi, bu konular, arınma çalışmaları, zorluklar, yuvanızı ve ailenizi ilgilen durumlar ve konumlar, işte bunlarla alakalı beklenmedik, çok değişik ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat tabii burada ailevi konularda biraz esnek düşünmenizi tavsiye ediyorum. Hani ben ne dersem doğrudur, benim söylediğim doğru, verdiğim karar yerinde olur ve her zaman doğru kararları alırım şeklinde düşünce mantığınız bu yeni ayda işinize yarayamayabilir. Karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelme ihtiyacınız çok yüksek olacak. Sizi anlıyorum. Belki de bu tarz kararları vermek geçmişte bazı şeyler canınızı acıttığı, sizi yorduğu için de olabilir. Ama bunların etkisinden kurtulmanız gerekiyor. Hala bunların etkisinde olabilirsiniz. Tekrar o günlere döneceğinizin endişesini yaşıyor olabilirsiniz. Zaten geçmişten getirdiğimiz olaylar bizim deneyimlerimizi oluşturuyor. Ama onların acılarını serbest bırakıp sadece derslerini ve öğretilerini yanımıza almamız gerekiyor. Kendimizi, sevdiklerimizi koruma çabamız zaman zaman tek karar veren kişi olmaya yönlendirebilir sizi. Sadece ne oluyor biliyor musunuz? Bu yeni ayda karar verirken başkalarının da fikrini almanız çok önemli. Merkür'ün ileri hareketine başlayacağı bir 3 Ağustos tarihi var. 3 Ağustos'tan itibaren daha doğrusu ileri hareketine başlayacağı için kararlarınızı eyleme bu tarihten sonra döndürebilirsiniz. Konforunuzu kurmak, huzursuzluktan uzak durmak, kendi alanınıza kafa dinlemek, bunları istiyorsanız eğer, inanın bana bu yeni ay size bunları zaten çok fazlasıyla verecek. 11 Ağustos tarihine kadar da aslında her yönüyle incelenmesi çok faydalı olur alacağınız kararların. Lütfen 11 Ağustos'a kadar. Hani bir kısım boğalar böyle yazlık bir yere gitmeyi, tatili orada geçirmeyi düşünebilirler. Ama yine söylediğim tarihte bu isteğinizi gerçekleştirin lütfen. Aileye ait olan bir mülkün satışı, mirasla ilgili konular, kredi çekerek ne bileyim bir ev sahibi olma isteği, bunlar da gerçekleşebilir. Ha bu arada kardeşlerinizle aranızda bu konuları konuşun lütfen. Çünkü dediğim gibi mirasla ilgili konularınız olabilir. Aranızda sorunlar varsa bunları konuşarak, birbirinizin haklarını gözeterek çözüme kavuşturmanız önemli. Çünkü Şiron'un çok uyumlu bir açısı var. Hani problem olarak gördüğünüz bazı durumlar var ya, onun aslında iletişime geçtiğinizde hiçbir sorun teşkil etmediğini görebilirsiniz. Çünkü sizin hayatınızda özellikle aileyle olan bağınıza bir şifalanma söz konusu var ve bence bu enerjiyi kaçırmayın. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Şimdi sizin üçüncü evinize gerçekleşecek olan bir yeni ay yaşayacaksınız. Eğitim, iletişim, yazma, kardeşler, komşular, kuzenler gibi, yeğenler gibi, kısa yollar gibi konuları içinde barındırıyor. Tabii çok fazla konusu var. İşte hukuksal konularla ilgili işleriniz de bu işin içinde.
grup etkinlikleriniz de dahil olabilir bu yeni ayda karşınıza çıkacak olan uğraşmanız gereken durumların içerisinde. Yani yeni ay aslında amaca dönük hareket etmenizi, kendinizi ifade etmenizi, sosyal dünya ile bağlarınızı güçlendirmenizi, sıkıntıları geride bırakmanızı, işte bu adımları atmanızı sağlayacak. Bu dönemde işte kısa yolculuklar olabilir, sanatsal etkinlikler yapabilirsiniz, bazı böyle yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkileriniz, web siteleri gibi, zihinsel aktiviteler ve işler gibi, eğer satış pazarlama konusundaysanız, satış pazarlama ile ilgili konular, biraz daha bu konularla alakalı aktif olmaya başlayacaksınız. Bir kere bilinçaltınızın oldukça dolu olduğu bir süreçten geçtiğinizi kesinlikle söyleyebilirim. Bir de Uranüs'ün bilinçaltı alanınızda sizi sürekli zihnen meşgul eden bir şeyler olduğunu zaten size işaret edecek, anlatmaya çalışacak. Buna özellikle dikkat edin. Çünkü yeni aya kare yapıyor Uranüs. Ve bu sayede bu dönemde zihinsel stresleri yaratıcı çözümlerle ve size keyif verecek bir şekilde cesaretinizle çözebilirsiniz. Çünkü çok güzel de cesaret verecek aslında bu yeni ay. Ayrıca kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla ilgili yenilikleriniz olabilir. Mesela yeni bir komşu taşınabilir binanıza. Hani bunun ne önemi var demeyin. Taşınan her insan, karşılaştığınız her insan, hayatınıza girebilecek olan insan muhakkak size bir öğretisi vardır. Hiç kimse hayatınıza boş yere girmez. Bunu kulağınıza küpe olarak tutun. Kardeşinizin hayatında da ani bir değişim, o ani değişimle beraber yapacağı yeni bir başlangıç olabilir. Buna da tanıklık edebilirsiniz. Bir kere sizlerde 11 Ağustos sonrası cesaretiniz, güven duygunuz o kadar fazlasıyla yükselecek ki, işte o zaman girişken, ne istediğini bilen, söylenenleri bilinçli bir şekilde dinleyip algılayabilen bir insan konumunda bulacaksınız kendinizi. Tabii ki eşler arasında da bu tarih sonrası, hani 11 Ağustos sonrası yeni ayın çok daha güçlü enerjisini hissedecekler. Ve belki de beraber ortaklaşa hareket etmek isteyecekler ve inanın bana bu çok kolaylaşacak. Bekar olanlar işte yeni biriyle tanışabilirler ve bu kişiden bir hayli etkilenebilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler, yeni ay sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğiniz borçlar, statünüz, hedefleriniz, kredi, borç, vergi, miras durumlarınız ve tabii ki ameliyatlarınız bu dönemde biraz gündeminizi meşgul edebilir anlamına geliyor aslında. Şimdi konularla alakalı, bu saydığım konularla alakalı yeni başlangıçlar da yaşayabilirsiniz. Kaynaklarınızı doğru şekilde değerlendirmek, maddi ve manevi anlamda sıkıntılarınızı geride bırakmak isteyeceksiniz. Tabi aslanda yer alan ve aslan ateş enerjisini temsil ediyor ve çok yüksek ateş enerjisi bu yeni ayda, bu da sizi maddi konulara biraz daha odaklı kılacak aslında. Her şeyden evvel para alanınızda Mars ve Venüs var. Yani bu da harcamaların aslında biraz artacağı anlamına da geliyor. Gelir gider bütçe hesabını sıkı tutmanız gereken bir dönemdesiniz. Uranüs'ün etkisiyle aslında belki gelir akışınızı güçlendirecek çok güzel yeni kaynaklar bulabilirsiniz. Size çok güzel, değişik ve farklı açılımlar sunabilir. Bir kere bu yeni ay 11 Ağustos tarihine kadar planlarınızı gözden geçirmek ve yapacaklarınızı kafanıza iyice oturtturmak için kullanın. 11 Ağustos'a kadar. Ve o tarihten sonra da maddi açıdan cesaretiniz, adım atma isteğiniz ve kazanma dürtünüz bir hayli yüksek olacak. Kazanmaya dönük ve kendinizi güvenli bir şekilde karar verirken bulabilirsiniz. Öncelikli amacınız kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamlarda yaşamak ve kazanç elde etmek olacak. Tabii farklı işler, teklifler, bunlar da karşınıza çıkabilir. Kazançlarınızı arttırmak için yeni girişimler yapmaya o kadar uygun bir zaman ki ve belki de birçoğunuz Temmuz'un ilk
başından beri, ilk haftasından beri bu konu üzerine kafa yoruyor olabilir. Eğer çalıştığınız sektörde gelişmeler varsa ek kazanç fırsatları da yaratabilir bir gelişme ile beraber. Tabii uzun zamandır beklediğiniz bir iş varsa, haber bekliyorsanız çok güzel haberlerinizi de alabilirsiniz bu dönemde. Hedefinizi belirleyin, ona göre kalıcı kararlar alın. Çünkü bu yeni ay enerjisi bunu yaptıracak size. Tabii borç verdiğiniz para varsa tahsilatı da bu yeni ayda yapabilirsiniz. Ve tabii ki sizin doğuştan yetenekli olduğunuz alanlarda da inanın bana fırsatlar çok rahat karşınıza çıkabilir. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Yeni ay bir kere size gerçekleşiyor. Yani bir aslan stelyumu var şu anda gökyüzünde. Tüm gezegenler burada. Ve sizin birinci evinize gerçekleşiyor yeni ay. Yani kişinin kendisini ilgilendiren her konuyu, motivasyonlarını, karakterini, kendisini dışarıya nasıl ifade ettiğini, dış dünyayı nasıl algıladığını, fiziksel görüntüsünden sağlığına, yakın ilişkilerine kadar her alanı ilgilendiren bir alanda bir yeni ay yaşıyorsunuz. Yani bu enerjileri o alanda aslında hissediyorsunuz. Şimdi yeni ay bilinçli bir şekilde kendinizin ve arzularınızın farkında olmasını sağlayacak. Hani neye ihtiyacınız olduğu, ruhunuzun neyle beslenmesi gerektiği, sizi nelerin mutlu ettiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Bir kere dış görünüşünüzde, ruh dünyanızda çok olumlu değişimler yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Dikkat edeceğiniz önemli nokta ne biliyor musunuz? İş ilişkilerinde çok fazla inatçı olmamanız. İlla dediğim olacak şeklinde bir tavra girmemeniz. Her şeyden önce aşk şimdi kapınızı çalacak. E tabi şimdi çalmazsa ne zaman çalar? Onu da bilmiyorum. Çünkü Venüs ve Mars burcunuza yer alıyor ve size aşkı tutkulu, romantizmli, hayattan keyif aldıran, sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir aşkı getirecek size. Biraz heyecanlı. Bu durumda hala aşkı bulamadım diyenleriniz varsa onlar ne yapacak biliyor musunuz? Biraz kendilerine dönecekler. Kendilerini affetmeyi öğrenecekler. Kendilerini sevecekler. Kendilerine bakıp özen gösterip biraz güzelleştirecekler. Hayata karşı keyif almak için tek başlarına bile neler yapabileceklerini düşünecekler. İşte o zaman yeni başlangıçlar yapabilirler. Ve devam edelim. Eğer bir süredir planladığınız, programladığınız bir şeyler varsa ve bir türlü harekete giremiyorsanız, işte bu yeni ay ve sonrası, aslında yeni ay sonrasında kesinlikle gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü planlarınız için muhteşem bir dönem. Bunu kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi bizi duygusal düşünmeye sevk eden etkiler 11 Ağustos sonrası azalmaya başlayacak. Evet, yani daha böyle duygusal düşünmekten çıkacağız. Hassas olduğumuz konularda güven duygunuz daha da yükselecek. Bu tarihe kadar sadece önemli konularda duygularınıza lütfen karar vermeyin. Bir görün, bakın, inceleyin, bir araştırın. Bu yeni ay görünümleri aslında kabuğundan çıkmaya çalışan ve kendi hedefini çizmek isteyen kişilerin mücadelesini gösteriyor. Estetik bakımdan da lütfen 3 Ağustos'tan sonra estetik yaptırmaya ya da estetik bakımlarınızı yaptırmaya özen gösterin. Ayın ortasından itibaren de profesyonel iş hayatınız ve kariyer hedeflerinizde çok fırsat çıkacak. İnanın bana bu fırsatlara sizler de açık olacaksınız. Ve tam dengede kalırsanız bu algınızla bu fırsatları yakalayabilirsiniz. Yeni fikirlerle ve çevrenizden aldığınız desteklerle o kadar rahat ilerleyebilirsiniz ki. Lütfen bütün bunları yapabilmek için gereksiz gururdan, inatlaşmadan, öfke ve sabırsızlıktan uzak durun. Eğer bunları yaparsanız bazı fırsatları yakalayamayabilirsiniz. Ama yapmazsanız inanın bana önünüz çok açık. Sevgili Başaklar, yükseleni ve ay burcu Başak olanlar,
Bu yeni ay 12. evinize gerçekleşiyor. Yani bilinçaltı, gizli düşmanlar, zorluklar, kayıplar, hastane gibi, kapalı yerler gibi, başkalarından gizlediğiniz konular gibi, kaygılarınız gibi, bağımlılıklarınız gibi ve işin güzel tarafı bunlardan arınma çalışmaları gibi alanlarınıza etkili. Tabii bizler bu dönemde ne isteyeceğiz biliyor musunuz? Bir yükseleni Başak kadını olarak ciddiye alınmak isteyeceğiz. Önemsenmek isteyeceğiz. Maddi ve manevi anlamda aslında daha böyle güçlenme ihtiyacımız olacak. Yaralarımızı sarmak, acılarımızı geride bırakmak isteyeceğiz. Ve bunlarla ilgili de mücadele verebilecek o enerjileri hissedeceğiz. Tabii bazı ufak tefek engeller ya da yanlış anlaşılmalar bu dönemde olabilir. Böyle kuruntulu, endişeli, kafanızın yoğun olduğu bir zaman diliminde de şu anda olabilirsiniz. Ama bunların hepsinin geçeceğini ve sadece kafanızı bunlara değil de bunların tersi huzura, mutluluğa, cesarete, coşkuya kaydırırsanız üstünden gelebilirsiniz. Bir kere burcunuzun yönetici gezegeni Merkür geri hareketinden çıkmak üzere. 3 Ağustos'tan sonra düze dönecek ve kendinizi çok daha kolay ifade ediyor olacaksınız. Ya da işlerinizi çok daha kolay yapıyor olacaksınız. Bilinçaltınızı, iç dünyanızı, ruh sağlığınızı ve kafanızı boşaltmayı, kendinizi dinlemeyi, bunlara özen gösterin ve kendinize zaman ayırın bu konuyla alakalı. Ve çünkü zaman ayırdığınız zaman ruh dünyanızı, ruh sağlığınızı, kafanızı boşaltmayı gerçekleştirdiğinizde doğru adımlara atabilecek güç ve potansiyel kendiliğinden açığa çıkacak. Kendi alanınıza kalın. Sakince işinize odaklanın. Yaptığınız, yapamadığınız ne var ne yok onlara bir bakın. Belki yapamadığınız işlere el atmak, canınızın istediğini yapmak, istemediğini yapmamak, belki bunları isteyeceksiniz. Hani bu bir nevi aslında bir şeylere başlamadan önce bir araf dediğimiz yer vardır ya, bekleme yeri, nedir ne değildir baktığımız, işte sizin arafınız, bir bekleme süreciniz olabilir. Bu yüzden ruhsal problemlerinizi çözün, arının ve şifalanın. Bunun için muhteşem bir dönem. Şiron'un açısı çok güzel. Kafanıza ne kadar çöp varsa atın. Kendiniz başta olmak üzere her şeyi, herkesi affedin hayatınızda. Temizleyin ki yeni bir dönem harika bir şekilde başlasın. Gizli işleri sembolize eden bir alanda gerçekleşen bir yeni ay yaşadığınız için böyle arkanızdan çevrilen işlere karşı da inanın bana çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle saklanması gereken ilişkiler, duyulmaması gereken sözler, dedikodular hiç beklemediğiniz anda bir anda ortaya çıkma ihtimali var. O yüzden aranın. Ve diğer bir taraftan bakacak olursak da uzaklarla kurulan bağların arttığı, yazışmaların, seyahatlerin öne çıktığı bir dönemi yaşıyorsunuz. Dönemi yaşayacaksınız, belki de yaşamaya başladınız. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar, sevgili teraziler, sizler 11. evinizde gerçekleşiyor ve Şiron'la, Jüpiter'le beraber desteklenen bir yeni ay yaşıyorsunuz. Yani arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, işten gelen kazancınız, içinde bulunduğunuz organizasyonlarınız, gruplarınız, bu yeni ay var ya, sizin arkadaşlıklar alanınıza yer alıyor aslında. Oldukça sosyal, hareketli, gezmeli, eğlenmeli, coşmalı bir döneme giriş yapıyorsunuz aslında. Şimdi yeni ay sosyal ilişkilerinizi canlandırıyor. Topluluklar içinde kendinizi güçlü şekilde ifade etmenizi de sağlıyor. Ne kaldı geriye? Arkadaşlıklar, sosyal hayat, gruplarla yapılan faaliyetler bakımından bu nedir biliyor musunuz? Yeni fırsatların doğacağı anlamına geliyor. Şimdi bu dönemde arkadaşlarınızla, gruplarla beraber yeni gelecek olan bazı projeler de olabilir. İş ortaklıkları yapmak isteyebilirsiniz mesela. Ve burada arkadaşlarınızdan destek ve yardım görmek için de o kadar iyi enerjiler var ki. Yine de maddi konularda dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Uranüs'ün karesi altında bir yeni ay aslında yaşanıyor. Tabii
bu istediğiniz bir şeyin gerçekleştiğini bu yeni ayda görebilirsiniz. Bir değişim var çünkü. Şimdi Merkür, Venüs, Mars hepsi Aslan Burcu'nda ilerliyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Tüm gücünüze, hedefinize odaklanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, atamadığınız adımlarınızı atabilirsiniz anlamına geliyor. 11 Ağustos'a kadar sadece kariyer ve ailevi konularda biraz hassas düşünebilirsiniz. Bu da gayet doğaldır. Ancak merak etmeyin. Bu tarih sonrasında güven duygunuz olduğundan fazla yükselecek. Yenilikler yapacaksınız. Çevrenizde belki de etrafınızdaki insanlarla aranızda çok güçlü diyaloglar gerçekleşebilir. Dostlarınızla birlikte aktiviteler yapabilirsiniz. Öncelikli işlere kendinizi yönlendirebilirsiniz ve böyle işler alabilirsiniz. Sizin fikirlerinize uygun insanlarla bir araya geleceksiniz çünkü. Bu da niye anlama geliyor? 11 Ağustos sonrası bir hayli hareketli ama bu hareket olumlu bir hareket olacak. Tabii o tarihe kadar da biraz parasal ilişkilerimize dikkat edersek çok iyi olur. İş hayatınızda duygularınıza karar vermeyin lütfen. Sadece işlerinize odaklanın. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, sizin 10. evinize bir yeni ay gerçekleşiyor. Yani iş, kariyer, statü, hedefler gibi, anne, annenin sağlık durumu gibi, çocuklarınızın iş ortamı gibi, sağlığı gibi, yani bu konularda bir yeni ay yaşayacaksınız. Yani bunlar biraz vurgulanacak. Özgüveniniz oldukça yüksek olacak gibi duruyor bir kere her şeyden önce. Mars'ta, Aslan'da, bu da ne yapıyor? Size biraz hırs veriyor, bir coşku veriyor. İş ve kariyer oldukça hareketlenebilir bu dönem içerisinde. Bir kere yeni ay toplumsal hayatta kendi yerimizi, duruşumuzu belirleyeceğimizi ve insanlara kabul ettirme arzumuzun biraz fazla olacağını gösteriyor. Bu dönemde ne yapacaksınız biliyor musunuz? Atak olmaya çalışacaksınız. Evet, sizi takdir etmelerini, övmelerini, yaptığınız işi beğenmelerini isteyeceksiniz. Bekleyeceksiniz bunları. İçgüdüsel olarak bekleyeceksiniz. Ama bunları bekleyebilmek için atak olmanız ama olumlu anlamda atağa geçmeniz gerekiyor. Kibir, gurur, öfke bunlardan, egodan uzak durmanız gerekiyor. Bu yeni ay zaten aslında hani övülme ihtiyacınız olacak ya, işte bunları bu anlamda hareket etmenizi sağlayacak. Mesela yeni iş projeleri, kariyer hedefleri, prestij kazanmak için atacağınız adımlar bu yeni ay enerjisiyle önünüze gelebilir ve önünüze geldiği gibi bunları yapmak için cesaret duygunuzu da arttırabilir. İş değiştirmek, yeni işe başlamak, iş görüşmeleri yapmak ya da uzmanlığınızla ilgili kendinizi öne çıkarmakla ilgili bir planınız varsa işte bu dönemde kesinlikle ve kesinlikle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ha tabii bir de ne var? Uranüs'ün etkisi var. Bunu asla gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sizde bir değişim rüzgarı esecek anlamına geliyor. Bazı sürpriz sorumluluklar getirebilir hayatınıza bu da. Her sorumluluğunda bir sorumluluk vardır unutmayın. Sevgi dolu, cömert, samimi, sıcak ilişkiler kurmak için o kadar fazla şansınız olacak ki. Kalp enerjisinin oldukça ön planda olduğu bir dönem yaşayacaksınız. Kalbinizden akan o enerjinin bunu nasıl kullanacağınız tamamıyla size bağlı olacak. Uranüs'ün yeni aya yaptığı o kare var ya, işte bu da ilişkilerde biraz inat, gurur, öfke, dediğim dedik tutumunu benimsemek duygusunu size veriyor olabilir. Bu da ilişkiye stres ve gerginlik yükleyecektir. O yüzden bunlardan uzak durmanız çok önemli bu dönemde. Bu yeni ayın vaat ettiği neşeyi, eğlenceyi, huzur temalarını, işte bunlardan yararlanmak için bu stres, gerginlik, öfke, gurur, kibir, ego, bunlardan kesinlikle ve kesinlikle ne yapacağız? Uzak duracağız. İş ya da özel ilişkinizde sizlerle aynı düşünmeyen kişilerin biraz baskısıyla karşılaşabilirsiniz. Bunda da bunun bir süreç olduğunu unutmayın.
sabırlı olun sadece. Partnerinizin hayatınızdaki yerini, kişisel özelliklerini gerçekçi bir şekilde ele alarak yarınlarınızı düşünmeye başlayacaksınız. Hani eğer evliliği düşünüyorsanız bu insanla daha fazla önem vereceksiniz bu duygulara. Hani kişilik özelliklerine, hayatınızdaki yerine. Çünkü bu insanla ileride sorun yaşayabilirsiniz. Bu insanlarla çatışabilirsiniz. İşinizden memnunsanız bu yeni ayda da yeni bir görev almanın, yükselmenin de işaretçisi aynı zamanda. Eğer ilişkilerinizde kırgınlıklar varsa Şiron üçgen açısı sayesinde onarılabilir. Eğer kırdığınız ya da kırıldığınız insanlar varsa bu dönemde sanki harekete geçerseniz çok iyi olacak gibi duruyor. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar. Sevgili yaylar, bir kere yeni ay sizin 9. evinize gerçekleşiyor. İşte yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konularınız, hayat felsefeleriniz, bunlarla ilgili bir alanınıza gerçekleşiyor. Bir kere yeni ay moralinizi yükseltici, yeni kararlar almanızı aktif yönde ilerlemenizi sağlayacak olan harika enerjiler sunuyor. Ve girişim ve yenilikler içinde sabırlı olmanız gerektiğini söylüyor size aslında. Burada bu dönemde neden sabırlı olmanız gerekir? Çünkü bazen işleriniz yavaş gelişiyor olabilir. Yanlış anlaşılmaların müsait olduğu bir dönem olabilir. Özellikle 11 Ağustos tarihine kadar parasal konularda hesabınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü hani böyle bir anda güvende olayım derken Allah muhafaza yanlış kararlar alabilirsiniz, borç alabilirsiniz, kredi çekebilirsiniz. Bunlardan lütfen uzak durun. Bu yeni ay ateş enerjisi olduğu için ve oldukça da fazla olduğu için gökyüzünde farklı konumlar gerçekleşiyor. İşte hak, adalet, hukuk, uzaklarla kurulan bağlar, yabancılarla ilişkiler, yolculuklar bunlar daha fazla ön planda olacak sizin hayatınızda. Eğer böyle idealleriniz varsa ve bunları hayata geçirmek için inanın bana fırsat arıyorsanız fırsat ayağınıza gelecek. Çok güzel fırsatlar var hayatınıza girebilecek olan. Hem ticari işlerin, hani ithalat, ihracat gibi, hem sosyal medya basın yayın konularınız, internet işleriniz, eğitim faaliyetleriniz bu yeni ayla birlikte yukarıya ivme kazanmaya başlayacak. O kadar harika. Eğer hukuksal bir meseleniz varsa, tabii Uranüs'ün de etkisini göz önünde bulunduracak olursak çok hızlı bir çözüm getirebilir hayatınıza. Şimdi iş hayatında olanlar için yeni bir teklif, görev ya da bir projede yer alabilirsiniz. Ancak iş ve çalışma, günlük hayat, sağlık alanınızda yer alan bir Uranüs var ve kare açısının yaptığı için bu yeni ayda iş yerindeki, iş hedeflerindeki stresli durumların ortaya çıkabileceği anlamına da geliyor bir yandan. Ama ne diyorum? Bunlar hep bir süreç ve sürece sadık kalın. Hedef odaklı olmayın, sonuç odaklı olmayın. Sürece de biraz kanalize olmaya özen gösterin. Yabancılarla veya yabancı kökenli firmalarla eğer iş yapıyorsanız maddi durumlarda çok dikkatli adımlar atmanız gerektiği olan bir dönemi yaşıyorsunuz. Sonradan anlaşmazlıklar çıkmasın. Ona dikkat edin. Hani aynı şekilde hukuki içeriği olan ve her bir şekilde işleriniz varsa basın, yayın, sosyal medya işlerinizle alakalı işte hukuki konularınızın içeriğini anlatabildiğiniz bir durumda işte bunlara da dikkat edin lütfen. Yurt dışında çalışmak için yapılan bazı iş başvuruları olabilir. Eğer başvurularınız varsa 11 Ağustos veya 18 Eylül'den sonra da iş fırsatları bu anlamda daha da olgunlaşabilir. İşte öğretim üyeliği, yöneticilik, sanatsal alanlarda, işte turizm rehberliği, avukatlık, hakimlik, tiyatro, sinema, işte bu alanlarda da yeni ay size o kadar güzel rehberlik yapacak ki. Sevgili
Sevgili Oğlaklar, yükseleni ve ay burcu Oğlak olanlar, sevgili Oğlaklar, 8. evinize gerçekleşen ve çok sayıda gezegenin de bu yeni aya eşlik edeceği bir yeni ay yaşayacaksınız. Tabii bunu hepimiz yaşayacağız. Sizdeki etkileri daha farklı olacak. Mesela kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka gibi, miras konuları gibi, ortaklıklardan gelen paralar gibi, kayıplar gibi, ameliyatlar gibi. Bu konularınız biraz, bu konular biraz gündeminizde olacak. Yeni ay başkalarıyla ilişkinizi maddi manevi açıdan aslında sorguladığınız bir dönem. Şimdi burada gururlu durursunuz. Kimseye taviz vermek istemeyebilirsiniz. Bu olumsuz olarak görülmesin lütfen. Çünkü çok da olumsuz değil. Yerinizi sadece belli etmek isteyeceğiz. Yani ben buradayım ve beni bu şekilde kabul edini. Hani pek fazla böyle eğilip bükülmek istemeyeceğiz aslında. Bunu aslında biraz olumlu olarak görün. Çok da olumsuz olarak almayın. İşte bizi anlamalarını isteyeceğiz. Takdir etmelerini, destek olmalarını bekleyeceğiz. İşte borçlar, harcamalar, kredi konuları, bunlar da biraz gündeminizde yer alabilir. Tabii burada olumlu yönde çözüm bulmaya çalışmanız çok önemli. Çünkü bu dönemde yeni iş ortaklıkları yapmak, ne bileyim ortaklardan yeni veya işte böyle çok yaratıcı projelerle başlangıçlar yapmak, kredi ve borç almak ya da ödemek için, inanın bana, oldukça fazla imkanınız olacak. Ve maddi konularda kriz çözmek, yatırımları değerlendirmek veya gelecekte size kar getirecek projeler için yatırım yapmak için de çok güzel fırsatlarınız var. Ama bunları görebilmek çok önemli. Uranüs'ün etkisiyle sürprizli olabilir bütün bu saydığım bunlar. Hani hiç beklemiyorsunuzdur, çok güzel bir gelişim olur. Çok güzel bir gelişim bekliyorsunuzdur, bir aksilik yaşarsınız. İşte o aksiliği tevekkülle, tevafukla yaklaşırsanız çözebilirsiniz. 11 Ağustos sonrasında Aslan Burcu'nda gezegenler çok fazlasıyla etkili olacak. Ve bu durum ödemeleriniz ve harcamalarınız için ihtiyaç duyacağınız parayı gösteriyor. Ancak olumsuz düşünün lütfen burada da. Çünkü bu güçlü enerjiler sayesinde kendinize çok rahat çözümler bulabileceksiniz. Hani mesela biri size destek verebilir. Uygun bir kredi alabilirsiniz ya da bir anda bir borcunuzu bitirebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken ne biliyor musunuz? Abartılı harcamalarınızdan kaçınmak. Zorlanacağınız işlere kalkışmayın. Karşınıza gerçekten iyi bir fırsat çıkarsa, birileri size yardımcı olursa veya ne bileyim böyle havadan bir para gelirse o zaman istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yeni aya kare yapan bir Uranüs var biliyorsunuz ve bu ihtiyacınızı derinden hissedeceğinizi ve adımlarınızı belki de buna göre atacağınızı düşünmenizi sağlayacak. Çocuklarla olan ilişkilerinizde de bu dönemde biraz krizleri işaret ediyor aslında. Onun için nasıl çözümler bulabilirsiniz? İşte onların belki yaratıcı hobilerini destekleyebilirsiniz. Kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlayabilirsiniz. Onların enerjilerini boşaltabilecek bazı aktivitelerde bulunmalarını sağlayabilirsiniz. Eğer bunlara özen göstermezseniz oldukça inatçı, huysuz ve ne bileyim negatif bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Şimdi sizin 7. evinize gerçekleşen bir yeni ay yaşıyorsunuz. Ve bu da evlilik, eş, ortaklık, danışmanlık aldığınız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlarınız. Bütün bunları aslında biraz da çocukların eğitimlerini de ilgilendiriyor. Şimdi yeni ay ilişkinizde kendinizi güçlü bir şekilde ifade arzunuzu çoğalacağı anlamına geliyor. Hani partnerinizin de biraz böyle kendine güvenen kişi olmasını isteyebilirsiniz. İlişkinizi bu ay gözden geçireceğiniz ve tabii ki bu konulara daha fazla odaklanacağınız konular. Çünkü bazen aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir, inatlaşmalar olabilir, bazen ufak tefek sürprizler olabilir, canlar sıkabilir. O yüzden biraz dikkatli olalım. Tabii aslanlar kadar sizler de, aslan burcu kadar sizler de bu dönemde ilişkilere
normalden çok daha fazla odaklanacaksınız. Aslanlar 1, kovalar 2. Aşk yaşamak, samimiyet, romantizm, flörtçülük. Çok farklıdır flört etmekle flörtçülük. İçinizden gelerek kolaylıkla yaptığınız bir şey olacak. Ki zaten öylesiniz aslında. Ama bunu daha rahat yapacaksınız. Kalbi boş olan kovalar içinde yeni ilişkilere başlama imkanı çok fazlasıyla var. Diğer taraftan evli veya uzun süredir birlikte olan çiftler de ilişkilerine aşk, romantizm, tutku katmak için bu yeni ayın enerjisinden mümkün mertebe faydalanabilirler. Ancak tabii her ancak dediğimde bir Uranüs devreye giriyor. Tabii Uranüs'ün yeni aya yaptığı kare nedeniyle de evde aileyle, ebeveynlerle inatlaşmak bunlar mümkün. Esnek olmamak, hani illa dediğimi yapmak, işte bunlar biraz stres olabilir. İlişkilerinizde stres yükleyebilir. Bu tür iddiacı, ısrarcı tavırlardan lütfen kaçının. Çünkü yeni ay size eğer istiyor ve bekliyorsanız bir iş ortağı sunabilir. Ama bu demin söylediğim o stres yükseltecek, ben bilirim tavırlarınızla bu fırsatı kaçırabilirsiniz. Bir kere iş ortakları ve davalarla ilgili işleri olan kovalar da bu dönemde çok rahat harekete geçebilirler. Sadece Merkür'ün ileri hareketine başlayacağı 3 Ağustos'tan sonra adım atmanız çok daha akıllıca olacaktır. Şimdi bu yeni ayda açık ve net bir şekilde konuşun lütfen. Direkt davranışlarda bulunun. Kendinizden emin olun. Çünkü bu sayede ancak olumlu gelişmeleri yakalayabileceksiniz. Eğer dolaylı konuşursanız, imalı bir anlatımda bulunursanız, kendinizden emin olmadan şüpheci bir tavırla iletişime geçerseniz olumlu enerjileri alamayacaksınız. Tam tersine, kendi merkezinde bencil davranan kişiler aradıklarını bulamayacaklar. O yüzden lütfen net konuşmaya, kendinizden emin olmaya, açık bir iletişim kurmaya özen gösterin. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar, bu yeni ay 6. evinize gerçekleşiyor. Yani günlük işleriniz, yanınızda çalışan insanlar, iş ortamınız, kiracılarınız, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarınız gibi alanınızda gerçekleşiyor. Bir kere yeni ay iş ortamınızda ve günlük hayatta kendinizi merkeze koyma arzunuzu gösteriyor. Kendimizi biraz beğeneceğiz, ilgi görmek isteyeceğiz. Bizi biraz böyle hafife almalarından pek hoşlanmayacağız yani. Bedenen ve ruhen sağlığımıza önem vermemiz gerekiyor. Bu dönemde işte bilinçaltı çalışmaları, aile dizilimleri, bunları lütfen yaptırmaya özen gösterin. Bazen aşırı yoruluruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Bütün bunları yaptığımız için bu pek bizim işimize de gelmeyebilir. İşle ilgili planlar, projeler yapmak, ekip çalışmalarına adapte olmak, ne bileyim böyle uyum sağlamak, iş arkadaşlarıyla iyi geçinmek, yaratıcı yanınızı ortaya koymak için çaba göstermeniz mümkün. Ama bunun için stabil kalmanız çok önemli. İş değiştirmek isteyen balıklar, bu yeni ayla birlikte yeni kararları o kadar rahat alabilirsiniz ki. Ayrıca yaşamınızda düzene koymak adına birçok yenilik katabilirsiniz hayatınıza. Çünkü günlük rutinlerinizi ilgilendiren alanınıza gerçekleşiyor. Mesela sizi ileriye taşıyacak yeni rutinler oluşturabilirsiniz. İşte sağlığınıza özen göstermek isteyebilirsiniz. Ruh ve beden sağlığınıza önem vermek isteyebilirsiniz. Aslında bunlar bu yeni ayda yapacağınız en önemli adımlar ve atılımlar. Bu yeni aya kare yapan bir Uranüs var. Bunu hep aklımızda tutuyoruz. Bu nedenle komşular, kardeşlerle, yakın çevre veya ne bileyim akrabalarınızla iletişiminizde biraz stresler ortaya çıkabilir. Gurur, inatlaşma, ısrarcılık, geri adım atmamak, illa burnumun dikine ileriye gitmek ilişkilerinizin zorlanmasına sebebiyet olabilir. Zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmek, özgürce içinizi açmak isteyeceksiniz. Bunu yapın ama kimseyi kırıp dökmeden. En azından 3 Ağustos'tan sonra Merkür'ün ileri hareketi var ya,
ileri hareketine başlayacağından ötürü zihinsel streslerinizi dile getirmek ve çözüme kavuşturmak için çok güzel fırsatlarınız olabilecek. 11 Ağustos tarihine kadar da mevcut sorunlarla mevcut sorunlarınıza daha böyle duygusal mantığınızla bakabilirsiniz. Hani duygusal mantığınızla. Ama o tarihten sonrası girişim anlamında cesaretleneceksiniz. Yani duygusal mantığınızla değil de daha cesaretinizle bakacaksınız. İşinden memnun olanlar yeni bir projeye adım atabilirler. Özellikle sahne sanatlarıyla uğraşıyorsanız, yöneticilik yapıyorsanız, organizatörlükle ilgileniyorsanız, ne bileyim güzellik, bakım, sağlıkla ilgili alanlardaysanız inanın bana başarılı işler karşınıza çok rahat çıkabilir.